Selam herkese. Yine uzun bir aradan sonra beraberiz. Biz böyleyiz biliyorsunuz ki. Fişek gibi geliyoruz. Fişek gibi gidiyoruz. Yıllık izleyin sürecinde çok güzel videolar çekmiştik. Sizden de çok güzel tepkiler aldık. Daha sonrasında yoğun iş temposuyla beraber yine maalesef ki ara vermek zorunda kaldık. Uzun bir ara geçtiği için de bir durum güncellemesi yapmak istedik sizinle. Hayatımızda bazı değişimler oluyor. Onlardan bahsetmek istiyoruz. Bu video birazcık onları ele alacak diyebiliriz. Şu anda karavanımızın önünde oturuyoruz. Güneş banyosu yapıyoruz. Değil mi? Son güneşi. Aynen. Kışa girmeden önce son keyiflerimizi yapıyoruz. Evet. Diyebiliriz. 2020 yılı biliyorsunuz pandemi süreciyle beraber herkesin hayatında aslında birçok şeyi değiştirdi. Hepimiz var olan durumlarımızı sorgular olduk. Hayatımızda bazı değişimlere gittik. Biz de aynı süreçleri, sancıları yaşadık. Mart ayında bu karantinada evde bulunmayla beraber biz de İzmir Bornova'da bir apartman dairesinde yaşıyoruz ve uzun günler evde bulunmalarda bir bahçeye bile çıkamamak bizi oldukça açıkçası yordu. Ufak bir ev, balkonu bile çok ufak. Balkona çıksanız zaten karşı apartmana dik dibesiniz. Çok balkona çıkamıyorduk. Evin içinde biraz hapis olmuştuk açıkçası. Biz kendi hayatımız için neler yapabiliriz acaba diye düşünmeye başladık. Tabii ki karavan var ama bu sokağa çıkma yasakları falan filan onların caydırıcı etkileri nedeniyle bizim gözümüzü korkuttu ve çıkamadık hiçbir şekilde. Bunlar bizim evle ilgili durumlarımızı sorgulatmaya başladı. Sonra karantina süreci biraz hafiflemeye başladı. Haziranla beraber yeni normal dedikleri bir döneme girince biz de dedik hayatımızda acaba neleri değiştirebiliriz? Tam o sırada bir kredi indirimi oldu. Ev kredisi indirimleri. Çok cezbedici bir durum aslında. 0.64 kredi inanılmaz bir oran. Derken evet dedik, biz balkonumuzu büyüteceğimiz, böyle daha havadar bir eve geçebilir miyiz? Evlere bakmaya başladık. Kriterleri oluşturduk önce. Kriterlerimiz işte ev birazcık daha geniş olacak, balkonu geniş olacak, karşısında binaya bakmayacak vesaire. Tabi bu kriterlere göre ev baktığınızda da fiyatlar tahminimizden çok daha yüksekti. Kredi oranlarının düşmesiyle beraber ev fiyatları inanılmaz yükseldi. Ve bu hedeflerimizle uzaklaşmaya başladık. Sonrasında tabii ki umutlarımız yıkıldı ve bunu rafa kaldırmaya karar verdik. Biliyorsunuz ki Çandarlı'da benim ailemin yazlığı var. Yıllar önce de biz Eren'le para biriktiremiyoruz diye kredi çekip küçük bir arazi almıştık. Yıllarca da Eren'le bunun borcunu ödedik. İmarlı bir arsa. Ama hiçbir şekilde kapısından girmiyorduk. Dedik ki yıllık izinden sonra biz karavanımızı bu arsanın içine koyalım. Bir süre orada yaşamayı deneyimleyelim. Nasıl olacak acaba diye. Ve şu an buradayız. Bizim arazimizdeyiz. Bir süredir hafta sonları ve pazartesi günü İzmir'e tabii ki dönüyoruz. Bunu deneyimliyoruz. Ve çok hoşumuza gitti. Çandarlı otobanının açılmasıyla beraber de İzmir Çandarlı arası normalde bilenler bilir. Menemen, Ala, Foça hafta sonu kilit olur yani. Gitmek bir dert, gelmek bir dert. Yani bazen 2 saati falan buluyor eve gitmemiz. Bu tabii ki İstanbullular için normal bir süreç ama tabii. Can sıkıyordu. Otoban açılmasıyla beraber biz çok hızlı bir şekilde Çandarlı'ya gelmeye başladık. Karavanda kalmaya başladık ve bu olayı çok sevdik ve bu arazi üstüne biraz düşünmeye başladık diyebiliriz. Ardından arazimizde kalmaya başlayınca tabii ki ihtiyaçlarımızın ortaya çıktı. Çamaşır ihtiyacı gibi. Normalde çok fazla ihtiyacımız yoktu bu duruma. Çünkü en fazla gittiğimizde bir hafta, iki hafta kalıyorduk ve bir şekilde çamaşırı biriktirip evde yıkıyorduk. Ama burada uzun süreli kalmaya başlayınca çamaşır makinesi ihtiyacı da doğdu. Bunu da çözdük. İnternetten yaptığımız araştırmalar doğrultusunda bizim işimizi görecek bir makine edindik. İsterseniz bu makineyle ilgili de bir ufak size video gösterelim. Tabii burada çekemedik çünkü çok fazla rüzgar vardı. Bu nedenle videomuzu Tuğba Anar'ın yazlığında çektik. İsterseniz şimdi onu izleyelim, ardından devam edelim. Bir süredir çamaşır yıkama sorununa çözüm üretmeye çalışıyorduk. Daha sonrasında internetten bir keşfe başladık. Karavanda nasıl bir çamaşır yıkama makinesi kullanabiliriz, fiyat aralıkları neler diye. Bu Agus marka portatif çamaşır makinesini keşfettik. 3,5 kiloya kadar çamaşır yıkayabiliyor. İnternette yaklaşık 600 ile 750 lira arası bir fiyata bulabilirsiniz. 15 dakika gibi bir yıkaması var, sıkması var. Gayet de portatif. 220 voltla gittiğimiz kamp alanlarında kullanmak üzere böyle bir şey almaya karar verdik.
Aynı zamanda Çandarlı'da bulunan arsamızda da 220 volt elektrik bulunduğu için orada da kullanırız diye düşündük portatif olarak. Burası şu butonu çevirdiğimizde yıkama kısmı, bir kez daha çevirdiğinizde de kurutma kısmı yer alıyor. Burada da yıkamanın dakikasını ayarlayabiliyorsunuz. 3 dakika, 6 dakika, 9'u 12 dakika gibi 15 dakikaya kadar çıkabiliyor. Burası su alma haznesi ama dilerseniz direkt üstten de ekleyebilirsiniz suyu. Suyu ekledikten sonra buradan bastığınız zaman çalışmaya başlıyor. Şimdi deterjanımızı koyuyorum. Suyu koyuyoruz. Dilerseniz dediğim gibi şuradaki haznesinden çeşme varsa çeşmeye direkt de takabilirsiniz. Şimdi yan tarafta low, medium ve high olarak işaretler var. Eğer çok az bir çamaşır yıkacaksanız low'da su koyuyorsunuz. Biraz daha fazlaysa medium, hem çok fazla koyacaksınız da yani 3 kilo civarına koyacaksınız da high kısmına kadar su koymanız gerekiyor. Ama burada önemli olan minimum bir tane tişört bile yıkasanız şu kadar su koymanız şart. Önce wash kısmını ayarlıyoruz. Daha sonrasında da süreyi ayarlıyoruz. Bakalım, çeviriyorum. Tamam. Başladı. Kaç parça attın burada? 5 parça attım. Şu an 5 parça elbiseyi medium suyla rahatlıkla yıkıyor. Yani yaklaşık 2-2,5 kilo vardır orada. Tabii pantolon falan atılırsa daha 2 tane pantolon falan. Ya da tek pantolon bence. Aynen. Daha uygun olabilir. Bayağı güçlü, görüyorsunuz masa sallanıyor. Yani normalde sert bir zemin üzerinde yapılsa daha iyi olur. Ama biz prize yakın olsun diye düşündüğümüz için. Şimdi bitti. Görüyorsunuz. Bu boruyu aşağı doğru boşalttığımızda pis suyu dışarı tahliye edeceğiz. Şimdi Tuğba boşaltma işlemini yapıyor, pis suyu. Şöyle yapıyoruz. Daha sonrasında boşalttığımız zaman birazdan da temiz su koyacağız. Bir durulama yaptıracağız. Tuğba terliklerim bu arada harika gerçekten. Durulama suyunu koyuyoruz. Bir 15 dakika daha çevireceğiz. Ardından da kurutmaya geçeceğiz. Çamaşırların bir kısmını dışarıya aldık. Bu kaba sığacak kadarını doldurup kapağını kapattım ve içerideki şu döndürme alanının bulunduğu yuvarlığa koyuyorum. Tamam. Oturttuk biz bunu. Oturttuktan sonra da spinden kurutmaya basacağız. Şimdi kurutma modunu aldık. Ve yavaş yavaş suyunu sıkıyor. Zemin biraz sağlam olmadığı için. Sağlam olmadığı için burada bizim de hatamız var. Sıkmada doğal olarak biraz sallıyor. Sallandığı zaman da yani böyle desteklememiz normal gerekiyor. Normal çamaşır makinesi kadar bir performans beklemeyin. Yıkamasında hiç problem yok ama sıkma birazcık böyle. Çamaşır makinesi bölümünü izlediniz. Bizim için inanılmaz rahatlatıcı bir etken oldu çamaşır makinesi. Karavan kullananlara tavsiyemizdir. Ardından arazimiz üzerine kafa yormaya başladık Tuğba'yla. Dedik ki bu araziye ne yapabiliriz? Biliyorsunuz da biz karavanda küçük alanlarda yaşamaya alıştığımız için bu tiny house yani küçük evler mantığı bize çok yakın geliyordu. Netflix'te vesaire bu belgesellerini izleyip hevesleniyorduk. Buna kafa yormaya başladık. Otobanla beraber İzmir'deki evimizi kapatıp devamlı bahçeli bir evde yaşayabileceğimiz bir yer arayışına girdik aslında, değil mi? Evet. Karavanımız yine duracak. Yeni bir kışlık eve geçme planı. Ardından birkaç firmayla görüştük. Şu an bir firmayla anlaştık. Teslimatı bekliyoruz. Tabii biz bu süreçte ruhsat işlemleri vesaire için mimar arkadaşımızla anlaşmak üzereyiz. Bakalım, inşallah bu süreç güzel geçer. Bu işin üstesinden gelebiliriz. Biraz zorlu bir süreçmiş tabii ki bu ruhsat aşamaları. Bunun mekaniği var, statiği, akustik birçok hesaplamaları var. Su basmanı var, bunun izinleri var. Belediyeye gidip gelmeniz gerekiyor. Bu süreçte biraz yoruluyoruz. Ama inşallah güzel olacak. Yani aslında bir anda karar verdik. Eren alttan araştırıyormuş. Tabii ben de buna dahil olunca bir anda olaylar hızlandı. Nasıl oldu anlamadık. Bir yandan belediyeden imar durum belgesi falan sorgularken anlaştık ve bundan sonrasında nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok ama heyecanlıyız. Bizim için güzel bir
dönem başlıyor diyebiliriz. Birazcık şehir hayatından bundan sonraki dönemde uzaklaşacağız gibi duruyor. Nasıl yaşarız? Kışın burada nasıl kalırız? Heyecan içindeyiz açıkçası. Yani şöyle bir hesap yaptık. Buradan işe gitmemiz yaklaşık 55 dakika sürüyor. Bakalım, herhalde bir problem yaşamayız diye düşünüyoruz. İsterseniz de şimdi bir ufak araziyi gösterelim. Hatta arazide yaptığımız karavanı nasıl kısa süreli yazlığa çevirdiğimizi de gösterelim. Çünkü karavanın sistemini kanalizasyona bağladık. Ev gibi oldu açıkçası. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunu da gösterelim size. Hadi bakalım. Karavanımız majaratörlü sistem olduğu için siyah su ve gri su çıkışları bulunuyor. Bunlara hortum sistemi bağlayarak ve bu hortumları toprağın altından kazarak kanalizasyon sistemine bağladık. Bu şekilde kapalı bir sistem oluşturduk. Herhangi bir koku da olmuyor. Tahminimizden çok daha iyi oldu. İsterseniz kanalizasyon bağlama kısmını da gösterelim. Şu şekilde toprağı altından kazarak boru sistemini kanalizasyona bağladık. Şöyle göstereyim. Şurada. Burası kanalizasyon çıkışı. Şuraya da bir kapak aldık. Tam oradan hani sızıntı olmayacak şekilde yerleştirdik. Bir de bizim zaten su saatimiz var. Suyumuz da var. Şu an için geçici bir çeşme oluşturduk şu şekilde. Elimizi falan dışarıda yıkıyoruz. Akşam serin olabiliyor şu an, biraz kışa girdiğimiz için dışarıda kalmıyoruz ama onun dışında hep arazinin içerisinde burada işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burası da elektrik kutumuz. Tabii ki buraların hepsi değişecek, yenilenecek. Birazcık sürece ihtiyaç var. Annem babam da buraya geliyor. Yazlık gibi kullanıyorlar. Onlar için de Covid sürecinde güzel bir alan oldu burası. Hafta sonları biz geliyoruz. Hafta içi onlar kalıyor. Burası yazlık gibi oldu şu anda. Bakalım ileride de buraya güzel bir küçük ev, tiny house yaparsak tam zamanlı yaşamayı planlıyoruz. Kanalımızda Çandarlı'daki arazimizdeki tiny house yapım aşamalarının hepsini izleyebileceksiniz. Hani süreç başlangıçta bizim için çok kolay gibi görünmüştü ama içine girince gerçekten çok aşaması olduğunu anlamış bulunduk. Bizim gibi yaptıracaklar olursa böyle bir işlem, daha rahat süreci kavrayabilmeleri için bunun da aşamalarını çekmeyi planlıyoruz. İyi yanlar, kötü yanlar, ne gibi zorluklarla karşılaştık? Hepsi ilerleyen dönemde kanalda olacak. Şu anda size Çandarlı'nın girişinden sesleniyorum. Burada bir plaj alanımız var. Burada da çay bahçelerimiz ve balıkçılarımızın olduğu bölüm var. Çok keyifli bir yer burası. Tam böyle sayfiye, kasaba diyebileceğimiz yerlerden. Sabah şurada bulunan pastaneden hamurun işinizi alıp çay bahçelerinde kahvaltınızı dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Yüksek ücretler yok. Sadece çay ücretini ödüyorsunuz ve kendi evden getirdiğiniz kahvaltılıklarınızla kahvaltı yapmanıza da izin veriyorlar. Böyle rahat bir alan yani. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.